Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle hücre potansiyelini etkileyen etmenlerde derişim etkisini, derişimi etkisine göre hücre potansiyelini belirlediğimiz Nernst denkleminden bahsedeceğiz. Ve neler öğreneceksiniz? Derişimi bir molardan farklı olan çözeltilerde hücre potansiyellerinin hesaplanmasını ve bunu hesapladığımız Nernst denklemi ya da eşitliğini ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz. Evet hücre potansiyeline derişim etkisinde Nernst eşitliğinden bahsedeceğiz dedik. Bir kere standart koşullarda biz hücre potansiyellerini standart koşullarda belirliyorduk. Bu koşullarda sıcaklık 25 derece, gaz elektrot varsa basınç 1 atmosferdi. Derişimlerde 1 molardı. Eğer Derişimlerde derişimler 1 molardan farklı ise hücre potansiyelini eşit, nasıl belirliyoruz buna bakacağız. Bu ilişkiyi ilk defa Alman kimyacı Walter Nernst belirlemiş. Dolayısıyla ners eşitliği ya da denklemi dediğimiz bir formülümüz var bizim arkadaşlar. Şimdi ben formülü yazayım. Standart olmayan koşullarda hücre potansiyelini ya da pil potansiyelini hesaplarken kullandığımız eşitlik ya da denklem şudur. 592 bunları ne olduğunu da yazacağım şimdi. N çarpı logaritma Q. Şimdi şu standart koşullarda bizim o bize verilen değerlerle indirgenme ya da yükseltgenme yarı tepkimeleriyle hesapladığımız standart koşullardaki pil potansiyelidir. Ki pil potansiyeli. Bunu zaten denklemlerden buluyorduk. Oh, yanlış yazdım. Konuşurken aynı anda yazamıyorum arkadaşlar. Potansiyeli. Bu e, e pil dediğimiz ise tepesinde sıfır yok bakın. Derişimlerin bir molardan farklı olduğu durumda belirleyeceğimiz hücre potansiyeli bu durumdaki pil potansiyeli yani farklı derişimlerle hesap hazırladığımızda nasıl olacak pil potansiyeli buna bakacağız. 00592 standart bir değerdir. N alınan ya da verilen elektron sayısı bunu biz çıkaracağız. Q dediğimiz ise sevgili arkadaşlar derişimler türünden denge kesridir. Bu denge kesrini biz dengede kullanıyorduk. Şimdi burada da kullanıyor olacağız. Bunları yerine koyarak e, biz. Derişimlerin bir molardan farklı olduğu durumda Hücre potansiyelini ya da pil potansiyelini Hesaplıyor olacağız Nasıl yapıyoruz bir örnek üzerinden bakalım Örnek yapmaya geçmeden önce Biz bir e, bu bağıntıyı Yazmayı bir öğrenelim arkadaşlar Burada dikkat edeceğiniz bir iki nokta var çünkü Şimdi şematik gösterim verilen bir pil var Bunun e, derişimleri bir molardan farklı olursa diyor Nernst eşitliğini Nasıl yazarsınız Öncelikle baktığımda burada magnezyum indirgeniyor. Ay, özür dilerim, yükseltgeniyor. Demek ki anot tepkimesinde magnezyum elektrodun elektron vererek magnezyum iyonlarına yükseltgenmesi var. 2 elektron. Alüminyum iyonları indirgenmiş. Katotta hop indirgenmesini yazalım. Aa tabii 3 elektron alınacak ve alüminyum metali Şimdi alınan verilen elektronun eşit olması lazım. Dolayısıyla yukarıyı 3 ile aşağıyı 2 ile çarpmam lazım. 3, 3, 6 elektron veriliyor etti. 6 elektron alınıyor. 2 ve 2. Yani burada o bağıntıdaki eşitlikteki alınan verilen elektron sayımız 6 olacak. En değeri 6 olacak. Sonra bunları toplayalım. Dediğim gibi asla pil tepkimesini yazmadan sakın ola ners denklemini kullanmaya çalışmayınız. Çünkü bazı kaynaklarda böyle ya da bazı öğretmenler anot belü katot der ama o yeterli değil. Şimdi göreceksiniz. Şimdi şöyle yazmaya devam edeyim. 2 a katı. Pekala. Şimdi eşitlikte nasıl yerine koyuyoruz? Eşitliğimiz standart olmayan koşullardaki hücre potansiyeli Standart koşullardaki hücre potansiyeli eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma q idi. Biz şu e0 pil değerini zaten bize verilen standart değerlerle buluyor olacağız. Birazdan örneği var. Eksi 0,0592 alınan ya da verilen elektron sayımız 6. n değerinin yerine 6'yı koyacağız. Q dediğimizde denge sabiti gibi yani ürünlerin derişimleri bölü girenlerin derişimleri yani magnezyum iyonları derişimi anot bölü alüminyum iyonları derişimi katot ama bu yeterli değil çünkü magnezyum iyonları derişiminin küpü alüminyum iyonları derişiminin karesi olacak. Eğer öyle anot bölü katot derseniz bu ikili üçü yerine koymazsınız. O zaman da sorunuz yanlış olur. Bu denklemi yazmadan Nernst denklemini kullanmayacaksınız. İşte burada biz verileri yerine koyup hesaplayacağız. Bir de şunu söylemek isterim. Şimdi standart olduğunda magnezyum iyonları derişimi, durun şöyle kenara yazayım. Standart pilden bahsettiğimizde magnezyum iyonları derişiminin 1 molar olduğu, alüminyum iyonları derişiminin 1 molar olduğu durumdan bahsediyoruz. Bakın yerine koysanız logaritma 1'in küpü bölü 1'den, 1'in karesinden bunu logaritma 1 bulurduk. Hop yazamadım ki bu sıfırdır. Dolayısıyla bu çarpım 0 olur ve o anda bulduğumuz hücre potansiyeli de standart hücre potansiyeline eşit olur. Derişimler farklı olduğunda burası 0 eşit olmayacağı için farklı bir potansiyel hesaplayacağız. Gelin şimdi örnekler üzerinden hesaplayalım hatta. Örnekler üzerinden hesaplamadan bir şey daha söylemek isterim arkadaşlar. Hatırlarsanız katı ve sıvıları biz denge bağıntısına yazmıyorduk. Suda çözünen maddeleri ve gazları yazıyorduk. O yüzden magnezyum katısını ve alüminyum katısını da almadık. Aklımdayken bunu da ekleyeyim. Sadece iyon derişimlerini yazıyoruz. Q dediğimiz değerde. Şimdi örneğimizde direkt pil tepkimesi verilmiş. Ne kadar tatlı? standart hücre potansiyeli verilmiş çok güzel sadece bağıntı da yerlerine koyacağız biz ve hesap yapacağız yani hiç ekstra bir şey yapmamıza gerek yok formülümüz standart olmayan koşullardaki hücre potansiyeli standart koşullardaki hücre potansiyeli eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma q idi şimdi bakınız Standart koşullardaki hücre potansiyeli artı 1.2 volt eksi 0,0592 bölü alınan verilen elektrona bakarsanız alınan elektron sayısı 2 verilen elektron sayısı da 2 demek ki n değeri 2 imiş. Zaten biri 2 ise diğeri de 2 olacaktı ben yine de yapayım dedim. Buraya da logaritma şimdi denkleme bakıyorum. Tekrar söyleyeyim çok yapılıyor bu hata. Sakın anot bölü katot falan demeyiniz. Kadmiyum iyonları derişimi ürünlerde ve birinci dereceden bölü gümüş iyonları derişiminin karesi olacak arkadaşlar. Hesap yapmaya devam edelim. Burada logaritma falan da alacağız şimdi. Ee, 1,2 eksi 0,0500 şunu bölmeye de korkuyorum çok acayip bir sayı çıkacak diye neyse şurayı bir yapalım logaritma kadmiyum iyonları derişimi 1'miş bölü 0,1'in karesi ki şu logaritma ne çıkacak arkadaşlar e, 0,1'in karesi şurası 10 üzeri eksi 2 idi yukarı geldi 10 üzeri 2 diye bu değer logaritma 10 üzeri 2, 2 demektir. Aa, çok tatlı oldu. Artı 1,2 eksi 0,0592 bölü 2 çarpı 2. Şunlar birbirini götürdü. Bundan bunu çıkaracağız. Bu değerde artı 1,1408 volt gibi bir şey çıkıyormuş. İşte standart olmayan koşullarda hücre potansiyelimiz buymuş arkadaşlar. Hatta şöyle bir kontrolle yapabiliriz. Bakınız şu 1.2 bunun da 1 molar. Bunun da 1 molar olduğu durumdaydı. E, kadmiyum 1se gümüş 01 olması için su ekleyip gümüş iyonları derişimini azaltmanız demektir. O zaman tepkime girenlerle lehine bozulur denge daha doğrusu. O yüzden bulacağımız değerin de 1.2 volt'tan daha küçük olması gerekiyordu. Bakınız daha küçük oldu zaten. Bir uygulama daha yapalım. Yine şanslıyız ki bakınız pil tepkimesi verilmiş. Çok tatlı. Standart hücre potansiyeli verilmiş. Ee, anot ve katot yarı hücrelerindeki elektrolit derişimleri 0 birer moler olursa diyor hücre potansiyelini hesaplayınız. 0,0592'yi de 006 olarak kullan diyor. Yani derişimlerin bir molardan farklı olduğu durumda. 0, oops, 0, e, değerini, 0, 0, 592 değerini 006 kullanacağız. Bölü n çarpı logaritma ne var? Ürünlerde x artı 3 iyonlarımız var. Bunun karesi olacak. Girenlerde y artı 2 iyonlarımız var. Bunun da derişiminin küpü olacak. Koyalım yerlerine. Standart hücre potansiyelimiz 0,666 eksi 0,06. Şimdi alınan elektron 3 kere 2'yi çarparsanız 6 çarpı logaritma iyon derişimlerinin 0 birer mol alın diyor. 0 birer moler alın diyor. Çok özür dilerim. 0 1'in karesi bölü 0 küpü dediğimizde burada ne kalır arkadaşlar? E, aşağıda 0 1 kalır. Dolayısıyla logaritma 10 üzeri 1 eder. Ve bu değerde 1'e eşittir zaten. Orası gitti bu durumda. Ay nereye hesap yapacağım bilemedim. 0,666. Şurası zaten 1'di. O zaman şuradan eksi 0,01 kaldı sevgili arkadaşlar. Bu da hücre potansiyelinin artı eee 0,660 yok. Yanlış çıkardım. Hop değerin 0,656 volt olduğunu gösterir bize sevgili arkadaşlar. Demek ki derişimlerini 0 birer molar aldığımızda e, hücre potansiyeli bu oluyormuş. Bu videoda sizlerle nörs denkleminden bahsettik. İki de birkaç tane de uygulama yaptık. Şimdi bundan sonraki videomuzda yine birkaç tane daha uygulama yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.